Tabii bu mantıka tazin mantıkası, tazin mahallesidir. Tazin mahallesinin tarihi uzundu. İmam tazinden calipti. Tabii burada en çok yaşayan vaktinde Çüratiler yaşardılar. Bir evde 1940'da Muhammed Ağa doğraması kaladan önünde istiyor bir beyoz dam yapsın. 1940'da işte bu damı yapıptı. Anancertaş'tan bu dam bugün bir eseri dam oldu. Çünkü 81 ilde emri. Bu mantıka tabii bu dam emri indi 1940'da yapılıp 81 ilde emri. Bu dam zamanında yapılanda adam kaladan önünde buraya bir an söl yeriymiş. Hüdüd imiş yani Erbil'in hüdüdü imiş. Bundan sonra dam yok imiş. Bıra ahir dam imiş. Onun için bıra diyardılar, Hamid Ağa'nın kasırı diyardılar. Yani o zaman kasır çimeniydi. Çünkü gerçekten de eğer bakırsa o zamanı 1940'a bu haritadan çok farklıydı yani o bir damlarda. Tabi Tazil evi dedik bu mantıkada eseri bir evdi. Çünkü çok bir evlere göre en güzel ev 81 yıl emri olduğuna biz de bir evi muhafazadan aldık. Türkmenler içinde otursun hem de Türkmenler içinde faaliyet yapsın. Ne faaliyeti? Mesela kültürel, sanat, bu şekil, edebiyat, sosyal, içtimai faaliyetler. Zaten bugün Tazil evi olup da Türkmenlerin bir yeri. Herkes burada faaliyet yapabilir ve yapırlar da. Kadınlar da yapıyorlar. Malalar da yapıplar, edebiyatçılar yapıplar, sanatçılar yapıplar. Sosyal işler etmişik, çok sefer konuşmalar olup burada. Tazil evi indi bir ramız olup, bir simge olup Türkmenler için. Onun için biz de Tazil evine çok değer veririk, çok kıymet vermişik gerçekten Tazil evine. Bizim için Tazil evi çok önemli bir yer. Tabi Tazil evi dedik 1940'da yapılıp, Muhammed Ağa doğraması birani yaptı. Tabii ki adam çok yaşamıyordu yani. 1940'tan 1947'de Allah'ın emrini bitirip. Ondan sonra uşaklar içindeydi. Yani biz tazilde olduğumuz zaman, ben çünkü 65'te biz de buradan çıktık. Ben yani mahalleden cetik azadiyem. O zaman bir anı görürdük mesela Muhammed Ağa'nın uşakları buradaydı. Mesela Erşad Efendi'di. Biz en son kalan burada Şadiye Han idi. Zannedersem o da 2000'lerin sonunda o da Allah'ın emrini bitirdi. Onun için sonra bir istimlak oldu. Bir istimlak oldu yani hükümet tarafından. Hükümet istimlak etti bu mantıkanı. Bu damda özler de mesela George'ın istatistikler çıpsa yok idi. Hepsi yazdaydılar. Çıpsa burada kalmamıştı. İstersen daha fazla içerini görselim sonra. İçerini de bahseder. Çünkü orada Muhammed Ağa'nın resmi de var. Tabii biz bir şey almamıştık gerçekten. Biz mesela gelendik bir binanı alandık. Karabası koparmıştı. Mecbur kaldık karabanın takakın, suyun takak. Biz kapı pencereyi hiç almamıştık. Dikkat verirseniz çok açış kapılar, açış pencerelerdiler. Bakın bir İtalyan şey benim haritasını koymuştu mühendisi. Bak bana açışıdan mesela matkal var. Burada matkal, açışıdan matkal tarma var idi. Bazı matkal yok idi. Bak burada bir matkal çimen var yani giriş. Böyle girişti. Yani bir yan bir odaydı ve burada misafiriydi. Bakın misafiri bu şekilde. Ha burada misafirdi. Biz aslında bilmiyorum bu haritanın şeyini anlamıyorum. Neden yani böyle düzlerce biraz böyle acili var. Biz abra böyle benzeri bira eğer buranı bir çeşisav. Bakın orada biz bir an mektebi etmiştik ama orada kasaymış. Yani oranı açsa kasaydı öyle. Açının böyle bir kasaymış. Bakın pencereler de açış pencereydi. Yani evvel içi gözlüydü pencereler. Bak içi gözlüydü. Böyle bir üç pencereler de şimdi. Mesela indi bir anı indi olsaydı hamsın bir pencere ederdiler. İndi burada üç pencere var. Tabii bura aslından tabi şey yok idi. Mesela salli azabı mürremle. Bıra acar bakırsa o zahire yeriydi. Kalk zahire koyardı.
Ama bir hava almak şeyi var mecburda. Bakın burada eğer dikkat ediyorsa bir hava almak var. Hatta mesela buradan hava çıksın yani ya. Şemiler bozulmasın. Burada tabi bir şeydi böyle orta hol dahil içiminde. Çünkü eğer bakırsa burada bir oda, iki oda, üç oda, dört oda, beş oda burada var. Beş oda burada var. Tabi biz de ne yaptık? Bir anı Türkçe bir folklori bir yer oldu, eseri bir yer oldu. Biz de edebiyatçı sanatçıların canlı kısmını, mesela sanatçı kızdım iki sanat, yani asnafta. Bazı var mesela bak burada çıraçlıktı. Burada mesela yorgan böyle şey atınlar, adına da pamuk atınlar. Burada mesela yorgan tişirler, burada palandı, orada aynı zaramasına şeydi. Mesela bunları hem de sanatçılar da şey ettik. Edebiyatçı, sanatçı topladık bira. Bütün hepsini. Bu rısım, çok hazırlarım o rısım için. O Muhammed Ağa, Mahmud Ağa Doğramatçı'dı bu. Bu da girişiymiş. 1900, bilmem bu, ama 1947'de yazılıptı. 1883'de doğuptu. 1947'de vefat edip. Bira cansav baksav, bira. Asçıdan kulhan var idi. Mesela bir kulhandı. Bak burada asbab soymak yerdi. Asbab daşmak yani. Orada dibi, tabi dibi kulhandı. Altına şey verirdi, ağaçtan şeyden kızardı. Biraz kızardı mesela bir hamamiydi. Tabi biz de şimdi burada odalarda kullanırız. Yani mesela bir Erbil, Erbil şeylerdi, rısımlardı. Biz bu rısımlarda bir albüm için yetmişiz. Ya Asçı Erbil, Asçı Erbil sanatçılarıydı, Asçı Erbil işleyenidi. Mesela Asçı Erbil, herkes mesela onun bir sanatı var imiş. Böyle vurmuşlar yani, bir işi var imiş, bir asnafı var imiş. Biz çok hazırladık Erbil halkı. Herkes, mesela mutlaka kasaplardan bir neçe rısım olsun, kiracılardan bir neçe rısım olsun, bakkallardan. Herkes getirsin ailesinin bir evrakını. Çok iyi olur be. Çünkü işi bir tarihimizdi bir. Onun için biz çok dedik arkadaşlara. Biz ne kadar haberçilirdik yani. Hazırlıyorduk da herkes öz ailesinin mesela bakkallardan bir neçe rısım burada olsun. Kasaplardan, ne diyeyim, hafaflardan. Bütün aslaflardan, çakma aslalar, hamsinden. Ama şimdiye kadar sarahaten ya bilmirler. İnşallah sizi bu programı yüzden eğer görseler haz ederek buraya herkes ailesinin rısmını getirsin. Hatta diyelim bunlar filanlardılar, bakkallardılar. Bunlar mesela kiracılardılar, bunlar kasaplardılar, bunlar hafaflardılar. Biz rısımları buraya uğrak bir belcadır. Hem bir anın tarihi ise hem de öz aileler ise. Yani her birinin tarihi olar o zaman. Tabi bizim Hazretlerim'de mesela damda bir oda var. O da bir böyle depo çimindi. Yani şeyme koyarmışlar içine. Bir de damdan, eğer dikkat ediyorsan, damdan Erbil ne caymış? Bir baksa öz damdan Erbil ne caymış? Böyle bir depo çimindi. Ha biz de bir depo çimindi yapmışız o zaman. Asçıdan işte burada diyelim. Şeyme koyarmışlar içine. Yani aslında. Bu da damlarıydı. Bakın damda. Tabi aslında sataralar çok uçuşacaktı açıldı. Ben bilmiyorum sebebi neymiş bir anı satarası çok uçuşacaktı. Onu bilmiyorum. Bakın dikkat verirsen bu bu kaladı işte. Bak ne yakındı kala. Kala yakındı buradan. Dikkat ederse buradan çok düşürdü. Aslında ha 100 metre arası var buradan. Ama bakın 100 metre arası varmış. Bu son damıymış buradan. Buraya eğer dikkat ederse bir yanda buraya şeydi evvel çukur idi. Toprak kazardı çürasları içinden. Oraya indirdikler baksa o yüzden. Adnerimler baksa şey gülken baksası. Yoksa orada, ben yardıma düşürüm şahidim orada. Toprak kazardı şurasılar oradan. Tabi eğer dikkat verirseniz şimdi, bunun damı çok büyük işte.
Aslında çık koyardılar dama, çık diyardılar. Yani canın çürüşen çık içinde yatardı. Meyadıma düşürüyorlar. Kalk da mesela bir de döşerdi, nimder döşerdi, yatardı. Çünkü neden? Aslında şey yok idi, karama yok idi, panka yok, hatta panka yok idi. Mesela ben yardıma düşürü, 60'larda panka gördüm ben yani. Panka yok idi. Onun için panka, mübaride, bilmiyorum, split bir şeyler olmadı. Kalk, akşamlar çıkardı şerbasını böyle sıra şeye düzerdi adına da, 2-3 şerba. Hatta yer uğraydı, serin olaydı. Cezeler çünkü bıgırıptan böyle kalk çıkardı yukarıya. Çıkar, şeydi, fanustan yoksa sıraktan çıkardı yukarıya. İşte kalk burada oturardı, mesela yeri üzerinde oturardı. Hatta yerine yel uğraydı, serin olaydı. Tabii o zav çok hoş idi. Bir dakika onun, bakın aslında dikkat verirseniz Erbil'in içi çok baktalı derece. Çünkü hepsi birbirine yapışıptı. Hatta burada aga diyende buruk. Mesela Erbil'ler sokaka diyorlar buruk. Nasıl diyorlar buruk? Çünkü o kadar dar imiş. Buruk yani böyle dolanırmış içinden. Ama bu adam, göçürü çok zavuku var imiş bu adamın. Bakın 1600 metrin bir makadasını edip diyor. Aşağı hamsı nar ağacıdır, incir ağacıdır. Mesela o tarafta at bastırmış, göçürü hazredirmiş böyle şeye çıksın da, yazıya çıksın, at pembeli şeyden. Şimdi onu da gösteririm size. Büyük bir bahçesi varmış. Eğer dikkat verirse ucuda bahçe, arka bahçe, bir yana şu hamsı bahçeymiş. Güzel bir daymış o zaman. O zaman çok güzel dermiş. Hakikaten 10 çıkak var zaman, o zaman diyardı Hamad Ağa'nın kasırı diyardılar. Kasır da yani büyük bir şeydi. Tabii eğer dikkat verirseniz bu arka bahçesi. Göçülü adam böyle görürmüş. Mesela akşamlar burada oturmuşlar. Sabahlar da o bir tarafta yani iki bahçesi varmış. Bir yanaşları da tabii 1960'larda yapılıp bu. Oğlusu yaptı. Hakim Cerdisi yaptı beni. O bir yenci bir yani bir yenci sayılır o yenci bine sayılır 1960'larda hani 60'ların esasıydı. Onu iyi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mesela bakın burada bahçeye dikkat verirse barlı. Mesela nar ağacı var, incir ağacı var. Çoktu da nar ağacı, incir ağacı çoktu. Hem orada hem arkada. Nar da veripti yani eğer dikkat verirse nar veripti. İşte biz de burada bunlara şeydir yani hizmet edir sırahatan. Bu ağaçlar da istirik kurmasın. Tabii faaliyetimiz burada bir yevde. Özü eseri bir yevde. Bizim de çokluk faaliyetimiz folklor faaliyetlerimiz. Mesela edebiyatçılar faaliyet yapıplar burada. Mallalar faaliyet yapıplar. Sanatçılar yapıplar. Bazı konuşmalar burada olup. Yani bazı çalışmalar burada etmişik. Grup çalışması etmişik. Mesela çok güzel çalışmalar burada yapmışız. Gene buradan seslendik de. Yani bir ev her Türkmen burada faaliyet yapar. Mesela bugün Amcad Efendi'nin doğum günüdü. Tabi burada mesela her faaliyet burada yapılır. Mesela herkes faaliyet yapabilir. Her Türkmen burada faaliyet yapabilir. Biz çok sevindik. Çünkü hakikaten buranın burada bir Türkmen'in yeri oldu. Her Türkmen mesela kadınlar giden defa mevlid yaptılar. Mesela bazı arkadaşlar doğum gününü burada yapırlar. Bazı mesela edebiyatçılar edebiyat şeyi yapırlar. Mesela biz düşünmüştük de mesela her şembeler günü bir faaliyet burada olsun. Çok da sevindik. Mesela bütün Türkmenler düşünsünler bir yev daha aktif etmekti. Daha şenlikli bir yev olsun. Herkes gelsin burada faaliyet yapsın. Tabi bizim malzemeler burada hazırdılar. Hocalar sadece faaliyetini yapar. Hazırdır yani herkese buraya bir an düşünsün gerçekten. Güzel bir yer olur Türkmen'si. Türkmen mesela Türkmen'in bir yeri olsun. Olup dedi de bir yeri ama fazla isterik herkes bir an tanısın. Tabi biz burada mesela bizim sudu, çaydı, işte kahvadı bir şeyleri biz burada her zaman hazırdı yani. Kalır o arkadaş üzerine. Eğer bir faaliyet verirse, izafeten bir şey yapırsa mesela işte yemek catırı ve yoksa diyağın bir kek catırı, bir şey catırı. O kalır özüne yani işi fazla şenliklendirir. Mesela önceden sefer arvatlar yani kadınlar mevlid ettiler. İşte biz çayıydı, suyuydu catırmışız. Ama özler de mesela şey şirinliğini catırmışlar, mevlid şeylerini catırmışlar. Mevlid okuyanı da catırmışlar. Yani o özne aitti o şeyler. Ama
Diyorsan bina ise, işte su da bilmem nasıl da, o biz bunları hazır ederiz. Bizim arkadaşlar burada hazır edinler. Burada da mesela o bir arkadaşlar da, mesela önceden sefer bir yemek yaptık. Folklor yemek, herkes yevinden çatırmıştı o yemek. O çok güzel bir faaliyet idi gerçekten. Çok da katılımız çok iyiydi. Yani 100 nefere yakın buradaydı. Takriben bir 16-17 tane de yemek çatırmıştı. Payladı, hepsi de payladı. Ve Erbil'in asçı yemeklerini hepsini bırak koymuştuk. Tabi sevindim, seslendim bütün Türkmenler ve son hakatım da olsun. Bu kapı Türkmenlerin faaliyeti ve Türkmenlerin oturmağı bu kapı her Türkmen'e açıktı. Hiçbir zaman da kapanmaz.